İşte Türkiye Gençlik Birliği annelerin bu çığlığına sessiz kalmadı. Mücadeleyi daha da büyütmek için elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına artık koymuş bulunuyor. 7 Nisan'da Ankara'da büyük bir miting yapılacak. Tabii miting öncesi de HDP kapatılsın masaları Türkiye'nin dört bir yanına, iller, ilçeler, köyler, mezralar dört bir yanına HDP kapatılsın masaları açılıyor. Skype bağlantısı yapacağız. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gençer. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 7 Nisan'da Ankara'da bir miting yapılacak. HDP kapatılsın mitingi, ama onun öncesinde de büyük hummalı bir çalışma var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Başladı mı imza masaları? Açıldı mı? Bununla başlayalım. Buyurun. Evet, çok teşekkürler. Biz Türkiye Gençlik Birliği olarak dün itibariyle İstanbul'da masa çalışmamıza başladık. Yarından itibaren de tüm yurtta imza masalarımızı açarak HDP'nin kapatılması için milletimizin takdirini ve onların desteklerini bekliyoruz. İstanbul'da dün çok kısa bir zaman diliminde 1000'e yakın imza toplandı ve şunu söylemek isterim. HDP 7 Nisan'a kadar bu masa çalışmaları devam edecek Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde ve yüz binlerce imza toplayacağız HDP'nin kapatılması için. Çünkü dün insanlarla, halkımızla da görüşmelerimizde, sohbetlerimizde görüyoruz ki HDP artık Türk milletinin canına tak etti. Ve Türkiye artık HDP'den kurtulmak istiyor, terörü bitirmek istiyor, huzur istiyor, güvenlik istiyor, refah istiyor. O yüzden HDP bunların önündeki en büyük engel. Ve HDP kapatılınca insanlarımızın da çok daha güvenli bir şekilde yaşayacağını, toplumumuzun ayrışmayacağını, bakın HDP toplumumuz ayrıştırıyor aynı zamanda. Etnik temelde ayrıştırıyor, dini temelde ayrıştırıyor, mezhepsel temelde ayrıştırıyor. HDP'nin kapatılması Türkiye'deki çok önemli sorunların çözümünün bir tanesi olacak. O yüzden 7 Nisan günü de bizler Türkiye Gençlik Birliği olarak Ankara'da hem imzacılarımızla hem de bize gönül veren, HDP'nin kapatılmasına gönül veren insanlarımızla büyük bir miting düzenlemek istiyoruz ve bunu da Ankara'da düzenleyeceğiz. Çünkü siz de yayının başında söylediğiniz, bugün doğudan, güneydoğudan çok büyük bir ses yükseliyor. O sese bakıyoruz, nedir o ses? HDP'nin kapatılması sesi. Teröre karşı büyük bir tavır sesi. İşte hatırlıyoruz 2010'ları, 2009'ları, 2012'leri. Türkiye'yi oradan bölmek istediler. Türkiye'yi güneydoğudan bölmek istediler. Orada kukla bir Kürdistan kurmak istediler. Ve oradaki halkımızı eziyet çektirdiler yıllarca. Ama şimdi gördüğümüzde oradaki halkımız en başta birleşmeyi, bütünleşmeyi, birliğimizi savunuyor, bütünlüğü savunuyor. Kendisini Türkiye'den ayırmak isteyen PKK terörüne karşı büyük bir tavır sergiliyor. Biz de o doğudan yükselen, güneyimizden yükselen sese Ankara'dan ve yurdun çeşitli bölgelerinden ses vereceğiz, kucaklayacağız. Zaten Türkiye Gençlik Birliği olarak Diyarbakır annelerin eylemini fiili olarak da birçok kez katıldık. Her zaman onların yanındayız. Onların yanında olduğumuzu sadece söylemle değil, aynı zamanda eylemlerle de göstermemiz gerekiyor. O yüzden şunu söylüyoruz. Diyarbakır annelerin yanındaysak, Eren Bülbüllerin yaşamasını istiyorsak, Şinay Bülke Yalçınların yaşamasını istiyorsak, gelin HDP'yi birlikte kapatalım, imza çalışmalarımıza güç verin ve 7 Nisan'da Ankara'da buluşalım. Peki nasıl imza masalarını açtınız? Geri dönüşler, ilk tepkiler nasıl oldu halktan? Yani şunu diyen çıktı mı? Ya siz Sayın TGB üyeleri açtınız bu masaları ama 6 milyon oy var en nihayetinde arkalarında. Onları ne yapacaksınız? Hiç de demokratik değil. Böyle tepkilerle karşılaştınız mı? Şunu söyleyeyim, halkımızın çoğunlukla tepkisi, çok büyük çoğunluğunun olumlu. Yani geliyor, evet diyor, buralarda PKK masa açacağına, işte sözde özgürlük masaları açacağına, sözde demokrasi masaları açacağına bu masalar olsun, HDP kapatılsın diyor. Tabii soru işaretleri de var. Ne gibi? O 6 milyon oy insan ne olacak? Bunlar iyi niyetli de soru işaretleri. Yani sadece yalnız HDP'yi korumak amacıyla söylenen şeyler de değil. Ama o insanlarımızı da biz hazırladığımız bildirilerle, materyallerle ve sohbetlerimizde çok çabuk ikna olduğunu görüyoruz. Çünkü şunu söyleyeyim buradan izleyenlerimize de. HDP önce o 6 milyon oya ihanet ediyor. Nasıl ihanet ediyor? Neticede o 6 milyon oy Mehmetçiğimize kurşun sıkılsın diye verilmiyor. Şehirlerimizin altına bombalar döşesin diye verilmiyor. Gencecik yiğitlerimiz PKK kurşunlarıyla hedef alınsın diye de verilmiyor. Ama HDP o 6 milyon oyu kendisine teröre bir dayanak olarak kullanıyor. Ve şunu da söyleyeyim, HDP'ye geçmişte oy veren insanlarımız imza masalarına geliyor ve HDP'nin kapatılmasını istiyor. O yüzden biz o insanlarımızı da bu kampanyayla kucaklıyoruz. HDP'nin kapatılmasını isteyen HDP'li insanlarımızı da, HDP'li demeyelim, HDP'ye oy veren, geçmişte oy veren insanlarımızı da kucaklıyoruz. O yüzden masalarda çok güzel görüntüler de gerçekleşiyor ve milletimiz geliyor, orada üye oluyor. TGB'ye bakın, dün bir masa açtık, sadece kısa bir sürede 15 Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olan arkadaşımız oldu ve şunu söyleyeyim, liselilerin özellikle çok büyük bir ilgisi var. O da çok anlamlı. Neden anlamlı? Kampanyamızın sloganlarının başında ne geliyor? Erenler yaşasın, HDP kapatılsın diyor. Peki Eren Bülbül kimin sınıf arkadaşıydı? Liselilerin sınıf arkadaşıydı. Eren Bülbül 15 yaşında PKK kurşunlarına hedef oldu. Sıra arkadaşımızdı, omuzdaşımızdı, derttaşımızdı ve Türkiye'de nice Eren Bülbül var. Eren Bülbül şehit oldu. Gerekirse binlerce Eren Bülbül şehit olur. Fakat Eren Bülbüllerin yaşaması için HDP'yi kapatmak da bir zorunluluk. Liselilerin de burada çok yüksek bir bilinçte olduğunu görüyoruz. Şunu da ekleyeyim aynı zamanda. Biliyorsunuz bugün Türk gençliğine de aynı zamanda bir saldırı var. İşte Z kuşağı safsatalarıyla Türk gençliği bir kalıba sıkıştırılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda bu kampanya o Z kuşağının bir safsata olduğunu, o tanımların bir safsata olduğunu. Çünkü o tanımlarda ne vardı? İşte gençlik milli değerlerine çok bağlı değil. Gençlik bireysel çıkarlarını düşünüyor. Gençlik Atatürk'ten ve Türk kavramlarından uzaklaşıyor. Gençlik anarşizm eğilimleri var gibi. Her kendisine, yani emperyalizmin kendi tanımladığı bir gençlik vardı. İşte HDP kapatılsın kampanyasında Türk gençliği HDP kapatılsın istiyor. Ve Z kuşağı safsatalarının da aynı zamanda burada geçersiz olduğunu ve Türk gençliğinin milli değerlerine, vatanına, ülkesine, Atatürk'e büyük bir bağlılıkta olduğunu da görüyoruz. Resmi bir başvuru yaptınız mı hiç? Peki HDP'nin kapatılmasına ilişkin? Evet, geçtiğimiz hafta sonu, geçtiğimiz çarşamba günü HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a bir başvuruda da bulunduk. Orada HDP'nin suçlarını tek tek belgeledik. Tabii bunların aslında çok büyük belgelere de ihtiyacı yok ama neticede HDP'nin suçları milletimizin gönlünce de, kamuoyunca da ama hukuken de ortada. O yüzden Yargıtay'da başvurumuzda bulunduk ve bulunduğumuz andan itibaren de çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Yeni dönemde, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iradesinin bölgeye yansıması, bölücü terör örgütünün bölgeden temizlenmesi yeni bir dönemi başlattı biliyorsun. Artık Türk bayrakları doğuda, güneydoğuda her yerde. Son dönemlerde de özellikle Vatan Partisi'nin dikkat çeken üye katılım törenleri var, dikkat çeken faaliyetleri var bölgede. Yani bir zamanlar hayal canım bunlar diyeceği herkesin, hatta kaşlarını çatacağı, yapmayın sakın diyeceği her şey şimdi çatır çatır yapılıyor. Her yerde Türk bayrağı dalgalanıyor. Türkiye Gençlik Birliği'nin oradaki örgütlenme çalışmalarını soracağım. Türkiye Gençlik Birliği doğuda ve güneydoğuda nasıl bir çalışma yürütüyor? Var mı oradan Türkiye Gençlik Birliği'ne bir yönelim? Tabii şunu söyleyeyim. HDP kapatılsın çalışması ve talebi tüm Türkiye'de karşılık bulduğu gibi en çok doğumuzda ve güneydoğumuzda karşılık buluyor. Neden? Çünkü HDP'den, PKK'dan en çok bu zamana kadar çeken, en çok zulüm gören insanlarımız onlar. O yüzden onların talebi çok daha kuvvetli HDP'nin kapatılması noktasında ve bu aynı zamanda bu siyasetleri en kararlı şekilde savunan kuvvetlere de yansıyor. İşte siz Vatan Partisi örneğini verdiniz. Türkiye Gençlik Birliği de Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Erzincan'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te yeni dönemde en çok üyelerin katıldığı yörelerin buralar olduğunu görüyoruz. Bakın biz bir HDP kapatılsın imza çalışması sürdürüyoruz internet sitemizden de. O çalışmamıza da en çok üyelerin ve imzaların geldiği yer Güneydoğu bölgemiz. Aynı zamanda şunu söyleyeyim, bir Mavi Vatan Gönüllüsü çalışması yürüttük Eylül ayından bu yana. 11 bini aşkın Mavi Vatan Gönüllü isimlerine ulaştık. Orada da en fazla Güneydoğumuzdan imzaların olduğunu görüyoruz. Çünkü o insanlarımız aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık sorunlarında, Türkiye'nin gelecek sorunlarına dert edinmiş, kafayı yormuş ve burada bir çözüm arayan insanlarımız. İşte en çok çözümü Doğu Güneydoğumuz arıyor. PKK'ya karşı çözümü kim savunuyorsa onlarla birleşiyoruz Onlarla birleşiyor halkımız. O yüzden de oralarda Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği çok hızlı bir şekilde büyüyor. Peki gelip masalara imza veremeyenler, şimdi yayınımızdan duydular konuyu, katkı sağlamak istiyor, gelip imzasını vermek istiyor ama öyle bir imkanı yok bir şekilde. Var mı bunun için bir internet sitesi çalışma? Az önce bir internet sitesi ifadesi duydum, onun için soruyorum. Evet, tabii şöyle söyleyeyim, hdpkapatilsin, yani i harfleriyle hdpkapatilsin.com adresinden girip çok rahatlıkla imza verebilirler. Bu imza verince ne oluyor? Aynı zamanda bu çalışmalardan, HDP'nin kapatılması noktasındaki çalışmalardan, aşamalardan kendilerini bilgilendiriyoruz. Milletimizin haklı ve kuvvetli sesini çok daha güçlü duyuruyoruz. O yüzden bütün izleyenlerimize ricamız hdpkapatilsin.com'a girerek imza vermeleri ve aynı zamanda bulundukları şehirlerde, şehir meydanlarında Türkiye Gençlik Birliği masalarına destek vermeleri. Eğer, onu da söyleyelim, eğer bulunduğu şehirde TGB masası henüz açılmadıysa bizleri aramaları ve o masaları birlikte açmamız. Buradan halkımıza da seslenelim, birlikte masalar açalım. Genç yaşlı demeden o masaları birlikte açalım ve bütün milletimizi bilgilendirelim, bilinçlendirelim. Toplumumuza, HDP'ye karşı olan tavrı yükseltelim. Peki hangi tarihe kadar açık olacak bu masalar? Yani 7 Nisan'da miting var, 7 Nisan'a kadar açık olacak mı? 7 Nisan'a kadar açık olacak tabii. 7 Nisan'a kadar açık olacak ama şunu söyleyeyim. HDP kapatılsın çalışmalarımız HDP kapatılana kadar devam edecek. Yani Türk gençliğine rahat yok. Türk gençliğine uyku yok. HDP kapatılana kadar bizler teyakkuzdayız, ayaktayız, seferber halindeyiz. O yüzden çalışmalarımız HDP kapatılana kadar kuvvetli bir şekilde devam edecek. Bu da Z kuşağının irade beyanı olsun diyorsunuz. Peki Türk gençliğine var mı son bir çağrınız? Şunu da eklemek istedim. Yarın tabii Talat Paşa'nın ölüm yıl dönümü. Talat Paşa Türk devriminin en büyük önderlerinden bir tanesi. Türk devriminin teşkilatçısı, inkılabın mimarlarından. Ama Talat Paşa'nın ölüm yıl dönümünde iletişim yayınlarından bir kitap yayınlandı. Bu kitapta Soykırımın Mimarı Talat Paşa diye. Tekrar ediyorum. Soykırımın Mimarı Talat Paşa adı altında bir kitap yayınlandı. Hans Lucas'ın kitabı. İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı kitabının adı. Tabii bu kitapta Talat Paşa'ya hakaretler, Talat Paşa'yı soykırımcı ilan etme, Türk milletini soykırımcı ilan etme ve Atatürk'ü de soykırımcı ilan etme. Çünkü Talat Paşa'nın devamı olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorlar. Doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk de o mirastan beslenmiştir ama Türk milletinin soykırım yapmamıştır. Türk milleti vatanını savunmuştur. Biz de bu iletişim yayınlarından çıkan ve tabii iletişim yayınlarını da biliyoruz. Osman Kavala'nın hamisi olduğu, destekçisi, kurucusu olduğu ve aynı zamanda kitabın ön sözünde Osman Kavala'ya da teşekkürler ve atıflar var. Biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak bugün saat 3'te bir basın açıklaması düzenleyeceğiz bu konuyla ilişkin. Milletimizin de burada desteklerini bekliyoruz ve takip etmelerini rica ediyoruz. Bugün saat 3'te nerede basın açıklaması, yani katılım? Evet, Ankara'da Cumhuriyet Kadınları Derneği ile ve HDP kapatılsın da aynı zamanda imzacısı olduğu, başkanı olduğu Sayın Hasan Korkmazcan'la birlikte bu imzayı Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde düzenleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Gençer. Evet, teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. Evet, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer 7 Nisan'da Ankara'da yapılacak HDP kapatılsın mitingini aktardı sizlere. Miting öncesi imza masalar açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında hem imza masalarında hem İnternet üzerinden hdpkapatilsin.com üzerinden imza verebilirsiniz. Evet, masalar HDP 7 Nisan'a kadar devam edecek faaliyetlerine ama mücadelemiz HDP kapatılana kadar sürecek diye Z kuşağının irade beyanında yapmış oldu. O hep kötü gösterilen, öcü gösterilen, milli değerlerle alakası yok denilen Z kuşağı işte gümbür gümbür geliyor. Çoğu evde ahvah ederken Z kuşağı o ahvah etmek yerine çıkıyor. Üzerine düşeni yapıyor, görevini yapıyor, vazifesini yapıyor. Atatürk'ten aldığı görevi yerine getiriyor bir anlamda. Türkiye'nin milli gençliği, Türkiye Gençlik Birliği sonsuz teşekkürler elbette.